bugün bu genel kurulun gerçekleştiği bu tarihin, bugünün tabii ki çok özel bir anlamı var. Ve bugün Gezi direnişinin başladığı günün yıl dönümü. Ben de Gezi'de yitirdiğimiz bütün canları, o gencecik, körpecik fidanları sevgiyle anıyorum. Onları asla unutmadık, asla unutmayacağız. Akbelen'den Cudi'ye, Dikmece'ye, Gezi'den Van'a, çevre konusunda, kent hakkı konusunda, doğanın korunması konusunda ve ayrıca bu ülkede ne yazık ki tarih boyunca yaşanmış olan insan hakları ihlallerine, özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı demokratik zeminde mücadele yürüten siz değerli TUMOP üyeleri, siz değerli TUMOP emektarları. Evet, bugün bir kurultay gerçekleşecek ve bu kurultayda yeni bir yönetim seçeceksiniz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin içinden geçtiği, biraz önce Genel Başkan'ın da oldukça güzel özetlediği Türkiye'nin fotoğrafını da değerlendirecek. Bu konuda önemli kararlar alacaksınız. Ben bugüne kadar yönetim kurulunda emek harcamış olan arkadaşların emeğine sağlık diyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza da başarı dileklerimizi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, evet, içinden geçtiğimiz günler ağır günler, zor günler. Bugün AKP iktidarının 22 yıllık iktidarı döneminde Türkiye'nin neoliberal politikaların uygulanması konusunda gelmiş geçmiş en önemli ve ne yazık ki üzülerek ifade ediyoruz en başarılı iktidarı. Neoliberal politikaları uygulayarak Türkiye'deki bütün doğaya ait ne varsa, insana ait ne varsa, emeğe ait ne varsa hepsini sermayeye peşkeş çeken, uluslararası sermaye ve yerli sermaye başta olmak üzere her kesime peşkeş çeken politikalar uygulandı. Ve bugün biraz önce yine başkanım çok güzel ifade etti, yaşanan iş cinayetleri Soma'dan tutalım İliç'e kadar. Bütün bunlardan kendileri hesap vermek yerine, sermaye hesap vermek yerine bu hesabı mühendislere, bu hesabı emekçilere, işçilere yıkmaya çalışıyorlar. Ve birçok yayınladıkları raporlarda burada yaşanmış olan ihmallerin mühendislerden ve işçilerden kaynaklandığını ifade ediyorlar. Oysa onlar, yani sermaye ve onu koruyan iktidar, bu konuda en çok suçlu olandır. Ve bakın, AKP iktidarı döneminde leblebi dağıtır gibi maden ruhsatları dağıtıldı. Bu dağıtılan maden ruhsatları sadece doğamıza, sadece havamıza, suyumuza, sadece toprağımıza zarar vermedi. İnsanlara ve insanlığa zarar verdi. Bugün Soma'da yaşamını yitiren o işçilerden kendileri sorumludur. Bugün İliç'te yaşanan o insanlık dramından kendileri sorumludur. Ama bu faturayı ne yazık ki sizlere ve işçilere çıkarmak istiyorlar. Bizler hep beraber bu sermaye düzenine ve bu ülkeyi faşist ve otoriter bir rejimle ve tek adam rejimiyle yönetmek isteyen bu anlayışa karşı bugüne kadar hep beraber birlikte karşı durduk. Ve biz birlikte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokratik bir cumhuriyeti pekala hep beraber inşa edebileceğimizin, bu konuda da en önemli olanakların şimdi günümüzde, yani bu zamanda bu olanakların açıldığının da altını özellikle çizmek isterim. Değerli arkadaşlar, bu AKP iktidarı döneminde en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığına tanıklık ettik. Askeri junta dönemlerini aratmayacak, ülkeyi sıkı yönetimin muadili bir biçimde yönetmeye devam ettiler. Bugün Türkiye'de yaşanan işçi göçü, bugün Türkiye'de yaşanan gençlik göçü, tıpkı 80 döneminde siyasi sebeplerle bu ülkeden ayrılmak zorunda kalan ne kadar insan vardıysa, inanın onu artık katlamış düzeydedir. Ve bugün Türkiye'de bizleri muayene edecek bir doktor dahi bulmada, bugün Türkiye'de yine mühendisler başta olmak üzere birçok kesimden insanın artık yurt dışına çıkmak istediğini görüyoruz. Çünkü bilime düşman, çünkü bilim insanına düşman olan bu AKP iktidarı yaşam alanlarımızı, özgürlüklerimizi, iş alanlarımızı, güvenceli iş alanlarımızı iyice daraltmış durumdadır. Ve buna karşı hep birlikte güçlü bir mücadeleyi örmek ve örgütlemek durumundayız değerli arkadaşlar. Yine bu iktidarın yargı sopasıyla
bütün emek meslek örgütlerini, bütün demokrasi güçlerini, devrimcileri ve sosyalistleri baskı altına, nasıl baskı altına almaya çalıştığının en önemli örnekleri bugün Gezi davasıdır, Kobani Kumpas davasıdır. Bunun en önemli örnekleri olarak bunları gösterebiliriz ama ne yazık ki bunun gibi nice davalar, nice dosyalar ürettiler. Ve toplumu mücadele edemez, kurumları görevlerini yerine getiremez, siyasi partileri siyaset yapamaz, emek meslek örgütleri başta emek alanında, meslek alanlarında kendi özlük haklarını korumak başta olmak üzere, kent hakkı dahil olmak üzere, doğayı korumak dahil olmak üzere, bütün bunlarla ilgili verdiğimiz mücadelede ne yazık ki karşımıza dikildiler. Ve biz kadınlara en fazla baskıyı ve eziyeti biz kadınlara uygulamıştır bu iktidar. Ve şimdi yeni düzenlemiş oldukları müfredat programında Maarif projesiyle, ÇEDES projesiyle, başta kadınlar olmak üzere bu ülkede yaşayan farklı halklardan ve insanlardan her kesimi baskı altına almak için durdurak bilmiyor. Normalleşmede ne yazık ki bizler yine aynı fotoğrafın devam ettiğini bu normalleşme döneminde görmekteyiz, buna tanıklık etmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Kobani Kumpas davasında biliyorsunuz sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'la beraber 13 arkadaşımız 407 sene hapse mahkum edildiler. Ve elbette bu süreç bitmedi. Bununla ilgili hep beraber Türkiye'nin bütün demokrasiden yana olan güçleri olarak, vicdan sahibi insanlar olarak ve bu ülkenin özgürleşeceğine inananlar, bunun için emek verenler olarak hep beraber Gezi tutsaklarını da, Kobani tutsaklarını da özgürleştirmek için daha çok dayanışmaya, daha çok beraber olmaya ve daha çok mücadele etmeye ihtiyacımız var. Bir konudan daha bahsetmek isterim. Sevgili başkanımız yine oldukça geniş yer verdi konuşmasında. Evet, bizler Maraş, Antakya merkezli çok ağır bir deprem yaşadık. Sanıyorum ki son 600 yılın en büyük yıkımının ve en büyük kaybının yaşandığı deprem. Bu depremde devlet asla deprem bölgesine sahip çıkmadı ve insanlar o enkaz altında günlerce çığlık çığlığa bağırarak can vermek zorunda kaldılar. Ve biz o insanlara yeterince yardım edemedik. O insanlarla yeterince dayanışamadık. Ve aslında bu görevi yerine getirmesi gereken kamu gücü o gün orada yoktu. Ama şimdi rant için ve şimdi bölgede demografik yapıyı değiştirmek için beşli çete bütün olanaklarını bu iktidarla ortaklaşarak seferber etmiş durumdadır. Bizler o gün bir kepçe dahi bulamazken, bir iş makinası dahi ilk hafta bulamazken, daha sonra enkaz kaldırma, sözde enkaz kaldırma ve yeni ihaleler için yüz binlerce gücü seferber ettiklerini, binlerce iş makinasının o alanlarda çalışma yürüttüğüne tanıklık ettik. İşte o gün seferberlik ilan edilseydi, bir toplumsal seferberlik ilan edilseydi ve o iş makinaları depremin yaşandığı ilk anda gelseydi, şu an yitirdiğimiz canlarımızın belki çok önemli bir bölümünü yeniden hayata kavuşturabilecektik. Ama olmadı. Ve bununla bitmedi. Ve şimdi özellikle deprem bölgesi, başta Antakya, Samandağ bölgesi, Defne bölgesi olmak üzere Osmaniye'nin bir bölümünde rezerv alan ilan etmiş durumdalar. Rezerv alana oradaki yurttaşımız karşı. Ve depremzede diyor ki, bizimle ticaret yapmayın. Biz zaten can pazarı içindeyiz. Çok zor koşullarda bizler yaşamaktayız ve hayatımızı küçücük konteynerlara sığdırmak zorunda kalmış durumdayız. Bizimle pazarlık yapmayın, bizimle müteahhit anlayışıyla ticaret yapmayın. Kamunun görevi ücretsiz bir şekilde evlerin ve konutların yapılması ve verilmesi. Ve yine Antakyalı, Samandağlı, Defneli ayrıca şunu söylüyor. Demografik yapımız bozulsun istemiyoruz. Onun için siyaseten bu amacı güden bu iktidara karşı da bu güçlü mesajı veriyor. Bunu özellikle burada sizlerle neden paylaşma gereği duydum değerli arkadaşlar? Çünkü doğrudan TUMOB'a bağlı odaları doğrudan ilgilendiren ve bu konuda özellikle bölgedeki meslek odalarının katkıları zaten çok büyük oldu. Türkiye genelinde
TUMOB'un çok büyük katkıları oldu bu süreçte ama sizlerin daha fazla katkısına ihtiyacımız var. Hem rezerv alanla ilgili, hem kentimizin, yeniden kentlerimizin inşa edilmesiyle ilgili siz değerli meslek odalarına kendi alanları ve uzmanlıklarından dolayı çok daha fazla ihtiyacımız olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum ve buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Rezerv alan mağdurlarıyla daha çok görüşmek, daha çok onlarla ilgili ne yapabileceğimizi konuşmak konusunda sizlerin desteğine ve uzmanlık bilgilerine çok ihtiyacımız var. Yaşadığımız bu ülke bizim. Rengarenk coğrafyasıyla, her biri kendi özgünlüğüyle, kendi kültürel değerleriyle bu ülke hepimizin. Bu ülkede AKP iktidarı sadece insanların özgürlüklerini sınırlamakla kalmadı. Ülkenin tarihsel dokusunu ve kentlerin silüetini silmek için elinden gelen her türlü çabayı sağladı. Kentlerin mimarisine karıştı ve kendi kültürel değerlerini yaratmak için, o kültürel dönüşümü yaratmak için adımlar atıyor. Bu konuda başta TUMOB olmak üzere Türkiye'de bütün emek meslek örgütleri ve demokrasi güçleri oldukça güçlü bir tavır koydular. Ve biz şunu gösterdik hep beraber. Faşizm halka rağmen bu ülkede kurumsallaşamaz. Ve biz son yerel seçimlerde büyük bir yenilgiye uğratarak kendilerini aslında şunu göstermiş olduk. Faşizm toplumsal rıza, kitle rızası üretememiştir ve bizler elbette gücümüzü daha da birleştirerek, faşizme karşı omuz omuza daha güçlü direnişler sergileyerek pekala başarabilir, özgür yarınlarda hep birlikte daha mutlu bir hayatı hep beraber sürebiliriz.